Günümüzdeki okullara neden çocuk gönderilmeyeceğini kendi gözlerinizle görün. Bakın tertemiz fıtratlara putun sevgisini nasıl yerleştiriyorlar. Birinci soru. Hocam selamünaleyküm. Sizin videolarınızı dinledim. Siz oy vermek, okula gitmek şirk diyorsunuz. Söylediklerinizden oy vermenin şirk olduğu kafama yattı da okula gitmek nasıl şirk oluyor anlamıyorum. Biz Atatürk'ü bir ilah sanıp da ondan medet ummuyoruz ki. Sadece bu ülke için Çanakkale'de savaşmış olduğu için törenler falan düzenleniyor. Biz gidip de o da bir ilah demiyoruz. Bu nasıl şirk olabilir? Şimdi heykelin önünde saygıda durmak şirk derseniz, eve babamız geldiğinde ayağa kalkıp saygı gösterirsek o da mı şirk oluyor? Cevaplarsanız sevinirim. Şimdi burada arkadaşın sorduğu soru okulla ilgili bir soru. Dolayısıyla genel olarak cevaplayacağım bu soruyu okulla alakalı. Zaten okulla alakalı görüşlerimizi herkes biliyor. Şimdi bir kişinin bir kişiden medet umması şart değildir. Yani ibadet, Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu, gizli ve açık, Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak kastıyla yaptığın her şey ibadettir. Eğer sen bunu herhangi bir puta, herhangi bir kişiye, herhangi bir kuruma, herhangi bir taşa, toprağa, ağaca yapıyorsan bu şirktir ve kişi bu şekilde şirke girmiş olur diyebiliriz. Dolayısıyla biz sadece bundan dolayı okula şirk demiyoruz. Evet, bu da şirkin bir çeşididir. Çünkü burada tazim vardır ve biraz sonra kendi kitaplarından bazı nakiller yapacağım. Allah'ın izniyle Atatürk'ün ve benzeri kişilerin ne kadar ilahlaştırıldığını kendiniz göreceksiniz. Ondan dolayı okullardaki bazı sıkıntılardan bahsedeyim ki hem bu soru genel olsun, insanlar hem bu konuda faydalansın diyebilirim. Öncelikle okulun asıl gayesi, temeli küfür ve şirk üzere kurulduğu için zaten isminden anlayabiliyorsunuz, milli eğitim. Başından milli olan her şeyden korkun kardeşler. Her şeyden korkun. Ve hepsinin temelinde laiklik, milliyetçilik, demokrasi ve benzeri küfürler var. Temel o. Ondan dolayı kişi okula başlamadan önce zaten onların tazim etmek istediği küfürlere tazim ediyor. Şirk diye bizim söylediğimiz şeylere tazim ediyor. Hem okula başlamadan hem de okullardan çıkmadan önce buna saygı duruşu diye isimlendirdiğimiz şeylerden bahsedebiliriz. Bu bazılarının dediği gibi bayrak olabilir, put olabilir, başka şeyler olabilir. Her şeye rağmen bugün bazı insanlar kabul etmese de put İslam'a göre yerilmiştir. Kur'an'ın birçoğu putu reddetmektedir. Bunun şirkin bir aracı olduğunu söylemektedir. Yani bugün mesela başımızdaki insanlar olsun, bugün Diyanet olsun, kime sorarsanız sorun, der ki put evet şirk aracıdır derler size. Resim yasaklanmıştır derler size. Bunu hiç kimse inkar etmez. Ve belli bir süreden sonra kişi bunları kullana kullana tazim ede ede bu şirke kadar gider derler size. Burada bir ihtilaf yoktur kardeşler. Ondan dolayı kişi okula başlamadan önce saygı duruşuyla başlıyor zaten. Adı üzerine saygı duruşu. İkincisi Kemalizmin çocuklara dayatılması. Kardeşler bütün kitapların ilk sayfasını açın çevirin. Ne göreceksiniz? Hemen şahsın resmini göreceksiniz. Bakın bu ilahlaştırma politikası bütün ülkelerde mevcut. Hemen hemen. Bunun en güzel örneği kimdir biliyor musunuz? Kuzey Kore'dir. Kuzey Kore'de din olmadığı için Allah'ın yerine başka kullar koyulduğu için onlar ne yapıyorlar? Kendi devlet başkanlarını ilahlaştırıyorlar. Fark ettiyseniz öldükleri zaman nasıl ağlıyorlar, nasıl üzülüyorlar, onlara ne beyitler okuyorlar, ne şiirler okuyorlar. Onu bir açın izleyin. Kuzey Kore'de bu olay çok böyle çirkin bir şekilde cereyan ediyor. Neden? Çünkü devlet politikası bu şekilde. Rusya'da deseniz öyle, Çin'de deseniz öyle aynı şekilde ve Türkiye'de bu böyle.
Maalesef ama maalesef. Ondan dolayı bu arkadaşın yaşının kaç olduğunu bilmiyorum. Ama çocuklara Kemalizm dayatılıyor. Dayatılıyor. Bu kaçınılmaz olarak. Her biriniz ilkokulu bile okumuşsunuzdur, ortaokulu okumuşsunuzdur veya lise veya bitirmişsinizdir. Her biriniz bu meseleleri biliyorsunuz. Bunlar zaten anlatmaya gerek yok. Üçüncü bir mesele ise kardeşler, bunlar İslam düşmanlarının beşeri ideolojilerini övüyorlar. Mesela demokrasiyi överler, laikliği överler, bunları överler. Cumhuriyeti överler ama hilafeti reddederler, şeriatı reddederler. Kur'an'ın emrettiği şeyleri reddederler. Bunları çocuklara her gün öğretirler. Ve ne yaparlar? Biraz önce dediğim gibi laiklik, demokrasi, bu ne olur? Bu sürekli dayatılır. Aynı şekilde mesela Atatürk'ün inkılaplarını insanlara çok büyük bir şeymiş gibi dayatırlar. Çok büyük bir şeymiş gibi. Ve dayatmakla beraber onlara karşı duran, İslam'ı isteyen, hayır biz şeriatı istiyoruz diyen, hani batıl bile olsalar bazı noktalarda, istedikleri şey şeriat olduğu için bu doğrudur. Ne yapmışlardı? Onları asmışlardır. Tahammül edememişlerdir bir takkeye. Tahammül edememişlerdir İslam'ın bir noktasına. Tahammül bile edememişlerdir. Okullarda gece gündüz bunlar öğretiliyor. Tiyatro diye bunlar oynatılıyor. Çarşaftır, takkedir, sakaldır, bunlar kötü şey diye anlatılıyor. Bunları hepimiz gördük. Veya mesela 10 Kasım'da mesela Atatürk'ü anma etkinlikleri oluyor. Saygı duruşudur, şudur budur. Bunlarda biz çok şirk gördük ve görüyoruz da yani. İslam'ı bilen, imanı bilen herkes bunda ne kadar şirk olduğunu bilir. Veya mesela Darwin, Aristo veya mesela Mevlana, Yunus Emre gibi kişilerin mesela sözleri insanlara dayatılıp aşılanıyor. Bu niye böyle oluyor? İşte bunları benimsesinler. Hurafeleri benimsesinler. Yanlış dini benimsesinler. Bunlar hepsinde var. Din dedikleri Yunus Emre. Düşünün yani. Din dedikleri Celaleddin Rumi. Bunu düşünün yani. Din kültüründe bunlar anlatır. Ve batıl dinlerin hak dinmiş gibi olduğu anlatılır diyebiliriz. Veya mesela kadın ve erkeklerin iç içe karma eğitim yapmaları. Bunlar da nedir? Bunlar da bizim zaten reddettiğimiz meselelerden bazılarıdır. Veya mesela sevgi, dostluk, düşmanlık ne üzerine kurulur? Milliyetçilik, vatan, ırk. Bu kavramlar üzerine bina edilir. Bu da nedir kardeşler? Bunlar da İslam'ın reddettiği şirk ve küfür içeren meselelerdir. Mesela tağutları sevmeyi benimsetirler çocuklara. Onları ilahlaştırırlar, ilahlaştırırlar. İşte bizi kurtardı, bizi şöyle yaptı, bizi böyle yaptı diye o küçücük çocuklara bunu ne yaparlar? Bunu aşılarlar diyebiliriz. Evrim teorisini mesela anlatırlar. Mesela arada hiç Allah yok. Hiçbir kitaplarında Allah'ı bulamazsın. Ne yok? Hep sürekli İşte yağmur nasıl yağdı, şöyle yağdı. Hep doğadan bahseder. Veya işte ilk insan nasıldı? İlk insan cahildi, hiçbir şey bilmiyordu. Hemen size bir maymun gösterirler. Bu böyleydi. Bunlar kardeşler, bunlar Kur'an'ın reddettiği şeyler. Bunlar şirk içeren şeyler. İnkılap dersleri desen aynı şekilde. İnkılap adı üzere. İnkılap yani şeriatın tamamıyla cumhuriyete çevrilmesi, laikliğe çevrilmesi demek. Bunlar var işte bunların derslerinde. Daha ne olacak ki? Hani daha ne olacak, ben anlamıyorum yani. Dolayısıyla bu ve benzeri şeyler. Mesela Kur'an'ın öngördüğü ne varsa inkar ediliyor kardeşler. Kur'an'ı inkar ediyoruz demiyorlar ama Kur'an neyi emrediyorsa onlar zıttını söylüyorlar ve inkar ediyorlar diyebiliriz. Bu saydığım meseleler hepsi uzun uzadıya anlatılacak meseleler. Bunlar normalde ders olarak anlatılacak meseleler ama ben kısa olarak geçiyorum. Dolayısıyla şu şeyi okumak istiyorum. Özellikle milli eğitimdeki bazı maddelerden bahsetmek istiyorum. Bakın, eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk, inkılap ve ilkeleri ve anayasada ifadesi bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Bakın, bu milli eğitimin eğitim konusunda temel olarak, ilke olarak aldığı maddelerden bir tanesi. Bir sürü var. Mesela ben sadece bir tanesini okudum. Burada işte demokrasiyi öven, milliyetçiliği öven, vatanseverliği öven şeyler var. Dolayısıyla biz ne dedik? Biz dedik ki övgü neyledir? Övgü takvayladır. Övgü vatan, millet, şu bu değildir.
Tabii ki insan topraklarını sever, suyu sever. Ama topraklarda Allah'ın kanunları var ise insan daha sever. Daha çok sever onu. Neden? Çünkü Allah'ın kanunlarının hükmedildiği bir karış toprak bize en güzel, yeryüzündeki cennet bahçelerinden daha hayırlıdır. Çöl olsun, dağ olsun ama Allah'ın hükmüyle hükmedilsin. Bizim için vatan denilen yer Müslümanların dinlerini yaşayabileceği yerlerdir. Dolayısıyla başka bir madde, Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Bakın, Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Bu ve benzeri maddeler çoktur, bunlara hiç girmiyorum. Dolayısıyla Mustafa Kemal veya Atatürk diye bildiğimiz veya başka biri. Ya kişilerde bizim bir işimiz yok, bizim işimiz şirk kurumlarında ve şirk meclislerinde. Dolayısıyla bu şahsın dediği ben babamın huzurunda kalkınca şirke girmiyorum. Hayır kardeşim. Hayır, öyle bir şey yok. Sen babanın huzurunda ayağa kalkarsan bu ona yaptığın bir saygıdan kaynaklanıyor. Çünkü sen babanı tazim etmiyorsun. Babanı ilahlaştırmıyorsun. Babana tapmıyorsun. Ha diyeceksin ben Atatürk'e de tapmıyorum ama tapan çok. Sen bunu yapmasan da sana ibadet kastıyla yaptırıyorlar. Sana ibadet ettiriyorlar ya. Sana etmiyorum desen ne olur? Sana yaptırıyorlar. Bakın mesela birkaç tane onların kendi kelimelerinden bir şeyler okuyayım inşallah. Siz meselenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu anlayın. Diyor ki Atatürk'ün tapkınıyız, her şey odur. Atatürk'ün tapkınıyız, her şey odur. Her yerde o var, her gökte o eser, her enginde o çağlar. Her şey odur. Ve her şeydir. Her şeyde Atatürk yerdedir, göktedir, görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar. Yani bakın bunlar kendi hakimiyeti milliyede geçen sözleri. Diyor ki elimizi yüzümüze, gönlümüze, özümüze kapıyoruz, biz sana tapıyoruz. Yani ne olacak yani? Ne olacak yani? Varsın, teksin, yaratansın, sana inanmayanlar utansın. Sözlere bakın kardeşler. Huzuruna geldim. Gözlerim dolu dolu. Eller Rab kulu olsun. Biz atanın kulu. Haşa ve kelle. Gök kubbenin altında birden dize gelerek gel ey 19 Mayıs eşsiz sabah merhaba. Ey Samsun. Ey Samsun'da karaya çıkan ilah merhaba. İlah diyorlar yani ezan Atatürk'e tekbir. Atatürk Ekber. Atatürk Ekber ancak o var. Bunlar hepsi küfür, şirk, bunlar gibi yüzlerce, binlerce mesele var kardeşler. Dolayısıyla bunu yapanlar ona ibadet kastıyla yapıyor. İsterse desinler ki biz yok öyle yapmıyoruz, biz şöyle yapmıyoruz. Ben kendimi sakındırıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben sadece genel sözlerden bahsediyorum, vakayı bilmeden söylüyorum. Dolayısıyla kişi ne yapacak? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ya eyyühellezine amenu. Ku anfusekum ve ehlikum naren. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Şimdi Allah Azze ve Celle bize böyle emrediyor. Hem kendimizi hem de çocuklarımızı. Bununla ne yapmamız lazım? Korumamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hepiniz çobansınız. Güttüğünüzden sorumlusunuz. Yani baba çocuğundan nedir? Baba çocuğundan aynı şekilde sorumludur diyebilirim. Dolayısıyla bu arkadaşın sorduğu soru bu baptan bizim küfür dediğimiz okul biraz önce anlattığım maddelerden dolayı, biraz önce anlattığım sebeplerden dolayıdır. Bu sebepler ortadan kalkarsa zaten kimsenin bir şey diyeceği yoktur. Ki zaten senin dediğin mesele şudur. Sen ben gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum ama imanımı muhafaza ediyorum böyle bir şey yok. Müslüman insanın böyle yerlerde işi olmaz. Senin derdin ne? Derdin ehliyet mi? Derdin ne yani? Derdin kimlik mi? Ne derdin yani? Yoksa memur olmak mı? Derdin ne yani? Ondan dolayı put gördüğümüz zaman biz Müslümanların İbrahim Aleyhisselam'ın kendi kavmine söylediği gibi kaçmamız, uzak durmamız gerekiyor kardeşler. Evet, bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım.